TRT Kent Radyo Ankara'da beklenen dakikalar geldi. Telefonun diğer ucunda sevgili partnerim, sevgili Tolga Ekenel var. Alo. Günaydın. Günaydın Tolga. Özlüyorum seni programın başından bu zamana. O zaman bundan sonra başında yapalım. Değil mi? Olur tabii, niye olmasın. Bugün seninle dün yaptığımız sohbetin bir kısmını anlattım. Ve benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de yaptığımız bu sohbetlerin ertesi gün Ankara eklerinde bulunması. Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen, başkentin göbeğinde kurulacak olan çiftlikten bahsettim. Acaba dedim biz oralardan seslenir mi, ama yarın kuruluyormuş. Bilmiyorum artık. Ben kaçırır mıyım böyle anları? Kaçırmazsın, zaten senden duydum. Onu da söyledim yani. Bugün neredesin? Çok merak ediyoruz. Nerelerden sesleneceksin bize? Dün de bir çıtlatma durumu vardı bugün geleceğimiz yeri. Ama tam olarak açıklamamıştım. Bugün Kızılay'dayız. Meşrutiyet Caddesi'nde. Kök Çarşısı'ndayız. Numara 98'deyiz. Burada takı tasarımları yapılıyor. Gümüşten yapılıyor. Yanı başımızda da Burak Pınar var. Evet. Kendisiyle birlikte hem bu işleri konuşacağız, yapılan işleri, çünkü geleneksel bir işten bahsediyoruz, çok özel bir işten, bir sanattan bahsediyoruz. Hı hı. Tabii ki işten ziyade. Bununla ilgili böyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Senin aklına takılan şeyler olursa yine sorularını, ekleyeceğin konuları alabiliriz. Tamam, dur biraz dinleyeyim, ondan sonra soracağım. Tamam. Mikrofon sizde Tolga'cığım. Çok teşekkür ederim. Ben Burak teşekkür Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, keyifler nasıl? Çok iyi, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi, ne zamandır bu işle uğraşıyoruz acaba? Ben 10 yıldır sanatsal olarak bu işle uğraşıyorum. Usta olarak 10 yıl önce eğitim aldım. 10 yıldır da evimde ve çeşitli atölyelerde bu işi yürütmeye çalışıyorum. Peki nasıl başladık? Merak sararak başladık. Bir değerli madeni eğmek, bükmek, ona sanatsal bir form vermek, bazen ticari bir metaya, bazen bir sanat eserine çevirmek için emek harcamak, zaman harcamak keyifli geldi. Zaten bir merakımız vardı. Bunu gidermek için böyle bir şeyin içine girdik. Uzunca süredir de bu işin peşinden gidiyoruz. Takı tasarımcılığı nasıl bir iştir acaba? Nasıl eserler ortaya konur? Takı tasarımcılığı diğer bütün sanat dalları gibi tamamen şeyle, İçten gelen bir duyguyla alakalı. Ben bu madene göze hoş gelir bir şekil verebilirim dediğiniz noktada elinize alıp onu yoğurmakla, yontmakla, kesmekle ortaya çıkan içten gelen bir şey. Ama içten gelen derken sadece yeteneğe bağlayıp da hanaat kısmını da göz ardı etmemek gerekiyor. Bence herkesin yapabileceği, herkesin bir estetik algısıyla ürünler ortaya koyabileceği, çok da zor olmayan, aslında keyifli bir üretim işi. Peki Burak Bey, burada hani çok özel eserler var. Yüzükler çok dikkatimi çekiyor, bilezikler var. Şimdi kendi yerinizi açmak istediniz, ama bunun öncesinde şöyle duyumlarım vardı bu konuyla ilgili. Türkiye'nin birçok yerine buradaki eserler yollanıyor. Orada satışları gerçekleştiriliyor. Evet, nedir sizi bu ihtiyaca sürükleyen? Bu ihtiyaca bizi sürükleyen şey aslında son kullanıcıyla direkt yüz yüze muhatap olup yaptığımız ürünlerin aldığı tepkileri canlı kulakla, kendi kulağımızla duyup kendimize ona göre biraz şekil verip kendimizi de ürünler gibi biraz yontup son kullanıcının ürünümüzden aldığı görsel keyfi, kullanımdan aldığı hazzı duyabilmek, hissedebilmek için bir satış noktamız olsun istediğimiz için böyle bir noktaya yöneldik. Yoksa asıl işimiz atölye ve üretimdir. Şimdi üretim kısmına gelince, çok külfetli bir iş midir? Şimdi değerli taşlar var tabii ki. Gümüş, ham gümüş kullanılıyor anladığım kadarıyla. Evet. Nasıl bir iştir? Zor mudur? Evde yapılabilir mi? Atölye kurulabilir mi? Atölye dediğimiz şey de böyle çok büyük bir yer mi? Bu sanatla ilgili söylüyorum. Hani böyle çok alete, edevata gerek var mıdır? Tabii ki bir metalle uğraştığımız için, değerli bir metalle ve yarı kıymetli ve kıymetli taşlarla uğraştığımız için elbette ki bir maddi külfeti vardır. Sonuçta gümüş işliyorsunuz. Ama bu standart bir gelir düzeyine sahip, herkesin merak ederek başlayabileceği düzeyde bir iştir. O kadar ağır, hani ne bileyim, bir iş yatırımı yapacak kadar büyük bir
maddi yükün altına sizi sokmaz. Basit bir tezgahla, bir masa, birkaç alet edevatla pekala yapabileceğiniz keyifli bir şeydir. Yani sizi maddi yükün altına çok sokmayacaktır. Ama bir yerden başlamak isterim derseniz, biz burada zaten çeşitli kurslar düzenliyoruz her seviyede. Ve geleneksel olarak içine alet edevat sokmadan, hani mekanik bir sistem sokmadan, fabrikasyon üretim sokmadan tamamen geleneksel olarak elle, el aletleriyle gümüşü takılabilir, estetik bir hale getirmeyi baştan sona, daha doğrusu şöyle tanımlayalım, ham maddeyi kuyumcu vitrinine koyacak hale getirmenin bütün işlem sürecini anlatıp öğretiyoruz. Ve bu size sandığınız kadar çok büyük bir mali külfet de getirmiyor. Peki gelenekten bahsettik biraz daha. Şimdi aslında geleneksel kuyumculuk teknikleri uygulanıyor. Az önce de sizin bahsettiğiniz gibi. Ben biraz daha böyle geleneğimizdeki yerini, önemini sizden duymak istiyorum. Olur mu? Tabii ki. Geleneksel her alanda olduğu gibi memleketimizde yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş. Çünkü sistemin içinde makinalaşma kaçınılmaz bir şey. Çünkü üretim ihtiyacı arttıkça, talep arttıkça, elle üretmek yetersiz kalmaya başladıkça fabrikasyona kayılıyor. Ancak fabrikasyon üretilen her ürün ne yazık ki ruhunu kaybedip makineden herkes için üretilmiş ürünlere dönüşüyor. Ancak geleneksel dediğimiz şey tabii ki fabrika sisteminden uzak bir ustanın elinden. Tek sizin için, size özel çıkmış bir ürün olduğu için bir ruh taşıyor. Çünkü o üründen sadece bir adet oluyor. Aynısından birebir tıpatıp aynı bir ürün daha ustanın dahi yapması mümkün olmuyor. Kaldı ki sizin bulup almanız da mümkün olmuyor. Dolayısıyla her ürün tek, her ürünün kendine has bir ruhu oluyor. Unique dediğimiz, öz dediğimiz tek bir ürün ortaya koyuyor. Zaten gelenekselliğin güzel kısmı da bu, sanat anlamında. Bunun yeri de bildiğiniz gibi Anadolu Selçuklularından beri hani süre gelen bir motif durumumuz var. Anadolu Selçuklularından, Büyük Selçuklulardan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan şu anda da geleneksel olarak üreten sınırlı sayıda ustamıza miras kalmış bir üretim sistemi. Çok keyifli en neticede. Herkese öneriyorsunuz bu işi de. Peki şimdi bazı aşamaları oluyor, teknikleri oluyor tabii ki. Şimdi ben Ahmet Bey'in, Ahmet Umut Aydemir'in bir kitabı var şu anda elimde. Geleneksel Kuyumculuk Teknikleri diye bir kitap. Şimdi Türkiye'de tek olduğu söyleniyor. Evet. İçinde de geleneksel yöntemler var, teknikler var. Evet. Ama kaç teknik var? Yani birçok teknik olduğunu biliyorum. Bizim atölyemizde öğrettiğimiz toplam 45 adet temel teknik vardır. Bunları 3 kura bölerek toplam 15, 30 ve 45 olarak 3 ayrı kurda öğretiyoruz. En temel teknikler ilk kurda toplanan ilk 15 tekniktir. Bunlar çeşitli isimlerle adlandırılıyorlar. Bu teknikler şeyden başlıyor. Yani gümüşe ayar vermekten. Ham gümüşü alıp çeşitli madenlerle karıştırarak 925 ayara düşürüp onu işlenebilir hale getirip, takı yapabilir hale getirip ondan sonra kuyumcu vitrinine çeşitli formlarda, kolye ucuydu, küpeydi, yüzüktü gibi çeşitli ürün formlarında vitrine dizmeye kadar süren bir süreç. İlk teknikler 15 adet diye sınırlayabiliriz. İlk 15 tekniği öğrendiğiniz zaman Türkiye'de ve dünyada bütün piyasalara ihtiyaç karşılayacak güzellikte ürünler sunabilmenizi sağlıyor ilk 15 teknik. Peki sektörü ele aldığımızda bu işle uğraşanlar da olabilir, bu sanatı icra edenler de olabilir. Sizin farkınızı öğrenmek istiyorum. Hani en çok duyduğunuz işte siz şu konuda farklısınız, siz bu konularda farklısınız denilen şeyleri sizden duyabilir miyim acaba? Tabii ki. Bizim en çok duyduğumuz fark her ürünün tek olmasından kaynaklı olarak buradaki ürünleri daha önce hiçbir yerde görmediğini söylüyor insanlar. Çünkü zaten daha önce bir yerde görülmüş bir ürünü tekrar yapmıyoruz. Zaten yaptığımız her ürünü biz de bir defa yapıyoruz. Aynı üründen biz bile ikinci defa yapmıyoruz. Dolayısıyla fark zaten her ürünün tek olması, hiçbirinin bir diğerine benzememesi. Onun dışında da %100 elle üretim yapılmasından kaynaklı olarak her birinin birer tasarım ürünü olması ve el yapımı olması yarattığı fark. Bunun gibi birkaç tane daha usta var Türkiye'de. Türkiye genelinde sanıyorum 6'yı 7'yi geçmeyen bir el yapımı gümüş üreten ustamız var.
sayılarının artması dileğimiz. Bizim de bütün çabamız ve dileğimiz onların sayılarının artması. Şimdi çok özel ürünler var. Hepsi birbirinden farklı. Dediğiniz gibi bir tanesi diğerine benzemiyor. Belki renk olarak da tutturamayacağımız tasarımlar var. Ama şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Kadınlara hitap ediyor gibi. Yani burası gördüğüm kadarıyla, şu anda tekrar inceliyorum, yanlış olmasın tabii ki, sizden de duyabiliriz. Erkekler için yüzükler, tasarımlar oluyor mu? Evet. Özel tasarımlar mı oluyor daha doğrusu? Evet, kültürümüzde erkekler özellikle hani 20. yüzyılda çok takı kullanan bir kültür değil. Sadece yüzük, tesbih, belki bileklik gibi çok temel şeyler kullanıyorlar. Erkekler için yüzük üretiyoruz. Tabii ki bayanlar için, kadınlar için ürettiğimizin çok az oranında üretiyoruz. Ama yine de erkekler için de ürettiğimiz yüzüklerimiz var. Onun dışında bileklik ve tesbihlerimiz oluyor erkekler için ürettiğimiz. Ama erkekler için üretimimiz tabii ki kullanım oranında kısıtlı oluyor. Teşekkür ederim. Hemen stüdyodan evet, sesler gelmeye başladı. Geldi mi kulağına? Bekliyorum. Evet, ben bir soru sormak istiyorum. Kimyasal kullanmadan gümüşü nasıl parlatabiliriz? Gümüşü nasıl parlatabiliyoruz kimyasal kullanmadan? Polisaj cihazıyla parlatabiliriz. Fırçayla parlatabiliriz. Bir de bu iş için özel yapılmış bezler var. Gümüş parlatma bezleri var. Ancak çok kararmışsa, çok yıpranmış ve çok eskimişse bezle olabilecek bir şey değil. Ancak bir polisaj cihazıyla ve cila ile. Kimyasaldan kastınız cila değilse, cila çünkü gümüşü güzel parlatan bir şey ve bir kimyasal ama bir zararı yok. O manada onun dışında manuel olarak bezle ve polisaj cihazıyla kimyasal kullanmadan parlatabiliriz. Bir soru daha sorayım mı? Lütfen. Tamam. Şimdi anladığım kadarıyla sadece takı tasarımdan ziyade çok özel bir işle uğraşıyorlar. Çünkü takı tasarım biraz daha farklı diye düşünüyorum. Bununla ilgili kurslar evet, vesaire var. Ama oradaki iş farklı ve dolayısıyla hani biz bu özel meslekleri konuşurken, sanatla da bağlantısı olan ya da olmayan meslekleri konuşurken çırak yetişiyor mu? Ya da bunun gibi sorular soruyoruz. Çeşitli endişelerimiz oluyor. Çünkü biz bu mesleklerin, bu sanatların ölmesini de istemiyoruz. Bu konuda ilgi nasıl? Aslında benzeri bir işte ilginin çok yüksek olduğunu görmüştük daha önceki yayınlarımızda. Evet. Şimdi bakalım, çok güzel bir soru. Burak Bey nasıl değerlendirecek bu konuyu? Şimdi pek çok zanaatkarın söylediği şey, işin içinde sanat olsun veya işte esnafın durumları olsun, çırak yetişmiyor deniyor. Aynen öyle. Sizde bu durum var mı? Bu çünkü hani kursa ilgi nasıl, kurslarınıza buna çok talep var mı? Bunları da konuşmak istiyoruz. Şöyle, kurslarımız genelde çıraklık yaşında olmayan insanlar için tasarlanmış kurslar ve genel olarak da zaten büyük yaş grubu, emeklilik ve emekliliğe yakın gruplar geliyor kurslarımıza. Ama onun dışında Türkiye'de çırak yetişmiyordan kasıt şöyle bir durumumuz var. Zaten hali hazırda meslek yüksekokulları ve meslek liseleri var. Sırf bu iş için yapılmış. Meslek lisesinden ve meslek yüksekokulundan mezun insanların bu işten para kazanır, ekmeğini kazanır hale gelebilmesi gerekir ki çıraklık mevzusu yürüyebilsin. Ve ciddi sayıda mezun veriyorlar. Ve çırak aslında maddi olarak kendini doyurabildiği ve hayatını bununla idame ettirebileceğine inandığı noktada bu işte yürümeye devam ediyor. Yeter ki sektör ayakta kalabilsin. Çünkü fabrikasyon üretiminde zaten bir çırağa ihtiyaç yok. Kaldı ki bir ustaya da ihtiyaç olmuyor fabrikasyon üretimde. Ama geleneksel yöntemle elle takı, ruhu olan bir takı üretmek için elbette bir çırağa ve ustaya ihtiyaç olduğu için bu işin geleneksel olarak yürüyebilmesi için çırak bir ihtiyaç. Bunu ihtiyacı karşılayacak liselerimiz ve yüksekokullarımız da mevcut. Ama maddi olarak tabii ki kendilerini geçindirebilir hale gelebilmeleri gerekiyor. Artık sonuna geldik programımızın. Evet, ama teşekkür ederiz. Çok hızlıca sosyal sorumluluk projelerinden de çok kısa bahsetmenizi istiyorum. Çünkü en önemli ayaklarından bir tanesi bu işin bu. Evet, atölyede ustalarımız misalen sosyal sorumluluk projesi olarak şiddet görmüş kadınlara eğitim vererek onları sosyal ve ekonomik hayata tekrar kazandırıp kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek için bir eğitim veriyoruz. Bu işin çıraklığını öğretiyoruz ve bu işte yürümeyi öğretiyoruz.
Onun dışında çeşitli vakıflarla, derneklerle, kanserle mücadele eden vakıf ve derneklerle, kanserli çocukların maddi manevi yararına çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz, satışlar düzenliyoruz. Onlara maddi yardımda bulunuyoruz. Onların var olduğunu tekrar tekrar duyurup maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Tekrar hatırlatıyorum, şu anda Kök Çarşısı'ndayız. Meşrutiyet Caddesi'nde Kızılay'dayız. Yanımızda da takı tasarımcısı Burak Pınar var. Gümüş takılar tabii ki bunlar. Emekleri için sonsuz teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz kendilerine de. Bu güzel röportaj için de yine çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili Tolga. O zaman ne diyelim? O zaman her insanın, her sokağın, her binanın bir öyküsü var. Dinlerseniz duyarsınız. Ankara konuşuyor. Hoşçakalın. Hoşçakal. Evet, çok teşekkür ederiz. Böylesi güzel bir konuyla bizlerle birlikte olduğu için sevgili Tolga Ekenel'e. Teknik yönetmenimiz İbrahim Bacaksa teşekkür ediyoruz. Yapımda Muhalla Pişkin bizlere eşlik etti. Onu da teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşünceye kadar istediğiniz, beklediğiniz, özlediğiniz ve keşke dediğiniz her şey, ama her şey sizlerle birlikte olsun. Yarın tekrar aynı saatte görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. İçim rahat, ne eksikti ne gidik sen düşün.